i'll take Bu olayı gördünüz mü bilmiyorum ama görüntüler bana çok da yeni gibi gelmedi. Normalde böyle görüntüler kolay kolay açığa çıkmaz. Zaten çekenlerin hepsi birbirini tanıyor ve çeken kişi de işin içinde. Güvenlik kamerası veya üçüncü şahıs olsa belki anlayabilirdim ama direkt suçu işleyen kişiden izlediğimiz görüntüler. O nedenle öyle tahmin ediyorum ki ya araları açıldı bu kişilerin ve birbirinden intikam almak istediler de yaydılar. Ya da bu işin içinde bambaşka bir şey var. Çünkü özel bir telefona ulaşmak bu kadar da kolay değil. Belki bir şikayet üzerine incelenmiş de olabilir. Onu tam olarak bilmiyorum. Tabii ki asıl konuşacağımız konu bu görüntülerin nasıl ortaya çıktığı ile ilgili olmayacak. Burada bir canilik var. Peki ne oluyor arkadaşlar? İstanbul'da bulunan bir hastanede iki sağlık görevlisinin yatağa bağımlı bir hastaya hakaret ve eziyet ettiği görüntüler. İşte bu şekilde açığa çıktı. Sağlık çalışanları yoğun bakımdaki yaşlı hasta ile böbreğini alacağız diyerek dalga geçiyor ve yaşlı kadına para atıyor. Kadının hareketsiz olması ve elinden hiçbir şey gelmemesi, zavallının yüzünde yaşadığı o korku ise her şeyi anlatmaya yetiyor. Daha birkaç gün önce ortaya çıkan görüntülerin ardından olay tüm Türkiye'de büyük ses getirdi ve Fahrettin Koca durum hakkında sağlık hizmeti ilkeleri ve insanlıkla bağdaşmayacak davranışların gösterildiği özel hastanenin faaliyeti durdurulmuştur. Suçlular müstahak oldukları cezayı alacak, sağlıkta güven sarsıcı hiçbir fiile toleransımız yoktur. Mesleğimizin gerçek mensuplarının üzüntüsü tarif edilemez. Şeklinde bir açıklamada bulundu. Tabi bu açıklamaların ardından akıllara yahu kardeşim 2-3 kişinin işlediği bir suç yüzünden neden bütün hastane kapanmış? Orada hakkıyla işini yapan emekçilere ne olacak? Bu onlara da ...verilen bir ceza değil mi sorusu gelmiyor değil. Keza bu sadece hastaneye değil, müşteriye de ceza olacak. Bir işi de tam yapsalar şaşardım zaten. Birinin Fahrettin Koca'ya suçun bireyselliği ilkesini hatırlatması gerekiyor. Tabii diyebilirsiniz ki hastane yönetimi de burada suçlu. Bu nedenle hastanenin kapatılması doğru bir karar. Sonuçta onlar onu işe almış. Fakat bir insanın böyle bir manyak olabileceğini işe alırken nasıl anlayabilirsiniz ki arkadaşlar? İşe alımda da ben bir psikopatım ve felçli insanlarla alay edeceğim demiyor tabii ki bunun gibi caniler. Anlamak için harekete geçmeleri gerek gerekiyor. Mesela devletin teftişlerinin yetersizliği hakkında da yorumlar gelmiş. Ancak bunu da anlaması çok zor. Mesela bizim okula da teftişe gelirlerdi. Teftiş olan gün sınıf bambaşka olurdu. Ders güzel işlenirdi, hoca bize iyi davranırdı. Tam not alındıktan sonra devam edilirdi. Aynı eskiden ne olduysa devam. Bu bütün kurumlarda da böyle. Mesela ani bir baskın yoksa restoranlara haber verilir. Bir yerden mutlaka duyulur. Sonrasında restoranlar sağlık kurallarına aykırı bir ton şeyi temizler. Teftiş bittikten sonra devam. Bunu daha çok profesyonel şekilde yapmak lazım. Kimsenin haberi olmadan hastaneyi teftiş etmek için mesela görevli hasta taklidi yapabilir. Birkaç gün kaldıktan sonra ne var ne yok notunu alır, puanını ona göre verir. Hastane teftişi tam olarak nasıl oluyor bilmiyorum ama eğer görevliler takım elbiseleriyle gidiyorsa ve bundan bütün hastanenin haberi varsa kim neden manyak gibi davransın ki? Bunun gibi olayların önüne geçmek için ya güvenlik kamerası önlemlerini arttıracaksın ama bu da bir çözüm değil çünkü her yere koyamazsın ya da teftişleri profesyonel şekilde yapıp bu gibi canileri ayıklayacaksın. Yoksa kim bilir kaç tane böyle görüntü var arkadaşlar yayınlanmayan. Dediğim gibi bu görüntülerin ortaya çıkması büyük şans. Biz neler görmüyoruz da arka planda neler dönüyor acaba? Video kaydına alınmayanlar veya alınanlar. Bir de beni daha çok yaralayan bunlar literatürde eğitimli olarak geçen kişiler. Sokakta kafede falan görsek saygı göstereceğimiz, önümüzü ilikleyeceğimiz insanlar. E doktor sonuçta. Demek ki neymiş? Okulda aldığın eğitim, çevren ve hipokrat yeminleri psikopat zihinlerde geçersiz şeylermiş. Bir de bunun gibi dallamalar yüzünden doktor dövmeyi, öldürmeyi savunan öküz eline de malzeme verildi. Birkaç tane benzer zihniyette yorum gördüm. E neymiş demek ki doktorları döven herkes haksız değilmiş falan diye. Evet hiçbir zaman şiddet yanlısı olmasam da gerçekten böylelerinin hak ettiğini söyleyebilirim. Ancak 3-5 tane akılsız yüzünden doktora şiddeti meşrulaştıran kafaya da sahip çıkamam. Şimdi mevzunun kopma noktasına, en kan donduran kısmına geliyoruz. Bir doktorun yazdığı mektuplar ve yapılan itiraflar, ses kayıtları. Yazılan mektupta hangi hastaya ne kadar işkence edildiği ve hangi hastanın bilinçli olarak ölüme terk edildiği anlatılıyor. Aynı aynı zamanda ses kayıtlarında ölen hasta için gitmiş işte görmedik denerek değersiz bir eşya gibi bahsedilip bir de üzerine gülünüyor. Bunlar için artık gerçekten tahammül boyutunu çoktan aşmış kısımları. Buyurun dinleyelim arkadaşlar. Aa, niye lan? <laughs> Biz de şimdi gördük o pozisyon vermeye geldik baktık yok. Yoğun bakım <laughs> dokuzun ağrıya. <ağırlığa gülüyor> Pozisyonu ya geldik kadar gittim. Ben dedim bana ki bak mosmor bu ne oldu buna? Ne yapayım ben? Evet. Öyle ama öyle. Bunlar da mektuplar. Durdurup okuyabilirsiniz isterseniz. Resmen insanlar ölüme terk edilmiş. Ölen insanların da üzerinden alay edilmiş. Kan dondurucu detaylar mektuplarda isim verilerek teker teker açıklanmış. Çoluğumuzu, çocuğumuzu, en değer verdiğiniz insanları emanet ettiğiniz hastanelerde böyle olaylar oluyor. Tabi vicdanı, eğitimle falan veremiyorsun. Ne yaparsan yap içten gelen bir şey bu. Benim bu olayda daha da garibime giden nokta belki bir manyak olabilir. Ancak ikisini, üçünü aynı anda bulmak çok ilginç. Çünkü arkadaşınız bir geri zekalı olsa ve böyle hareketler yapsa ya şikayet edersiniz ya da engellemeye çalışırsınız. Fakat burada tam tersi bu kötülükte insanlar aynı yere denk gelmiş. Bazı insanların olayla alakalı görevden uzaklaştırma talep ettiğini gördüm. Zaten görevlerinden alınmışlar ama ben bu cezanın yeterli olmadığını düşünüyorum. Mutlaka dava açılacaktır. Sonuç ne olur bilmiyorum. Bizim hukuk sistemimiz kafasına göre değerlendirmezse hapiste sonuçlanması gerekir. İlerleyen vakitlerde göreceğiz neler olacak. Günün olayı buydu arkadaşlar. Hastane skandalı. Dinlediğiniz için teşekkür teşekkürler. Yarın görüşürüz. Hoşçakalın.